Engelsizsiniz'den herkese merhabalar. Bu haftada oldukça keyifli bir sohbete imza atacağız. Orienteering konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz Nilüfer Gençlik ve Doğa Sporları Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Turgut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Teşekkürler. Hemen sohbetimize başlayalım. Sizi tanıyarak başlayalım. Ondan sonra da Orienteering'i anlatmaya başlarız. Tabii ki. 87 Mustafa Kemal Paşa doğumluyum ben. Balıkesir Üniversitesi beden eğitimi mezunuyum. 2010 yılında mezun oldum. 2006 yılından beri oryantrik sporu içerisindeyim. 3. kademe oryantrik eğitmenliği yapıyorum aynı zamanda. Evet. Bu şekilde bir serüvene başladık oryantrikle evet, ilgili. O zaman oryantrik nedir? Yani söylemesi de biraz zor. Evet. Sanıyorum popülaritesi son zamanlarda yükselen bir branş. Evet. Tabii bizim için önemli olan bu branşı tanıdıktan sonra engellilerde özellikle o konuya değineceğiz. Evet. Orienteering nedir? Bunu biraz anlatabilirsek. Şimdi orienteering nedir? İlk önce orienteering nasıl, nereden doğmuştur? Lütfen. Bir onu anlatayım. Hı hı. Bir ihtiyaçtan doğmuştur aslında. İskandinav ülkelerinde çok sisli ve yağışlı bir bölge olduğu için evet. Karadeniz evlerimiz gibi biraz dağınık. Ben de Karadeniz'de olduğum için biliyorsunuz. Onu, evet. Daha dağınık yapıda sahip oldukları için sis mesafesi bazen 1 metrelerden çok çok aşağılara düşüyor. İnsanlar tabii birbirlerine giderken küçük çocuklar olsun büyükler olsun kaybolmalar meydana geliyor. Bu kaybolmalar neticesinde o halk buna bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bu çözüm de oranın bir haritasını çıkarıp belirli yönlerin ne tarafa olduğunu belirleyerek, belirli istikametler çizerek birbirinin evlerine gitmeye çalışıyorlar. Evet. Bu şekilde de kendi ihtiyaçlarını güzel bir şekilde karşılamış oluyorlar ve böyle bir çözüme ulaştırıyorlar. Daha sonra bu kurallaştırılıyor. Küçük evet. Halk yarışlarından büyüyor. Dünya Orientering Federasyonu kuruluyor. Diğer ülkelerin federasyonu kurularak büyük bir camiaya oluşuyor. Orienteering kelime anlamı yön bulma aslında. Evet. Genelde orienteering oryantelle daha hiç bilmeyenlerle karıştırılır. Biz bunu hep sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Oryantasyon çağrışım yapıyor. Çağrışım yapıyor. Evet, yani. O yüzden çağrışım yapıyor. Ona da karşı da gelemiyoruz. Her türlü arazide yapılabilen katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırasıyla çok önemli kuraldır. Sırasıyla ve en kısa zamanda tamamlayan bir akıl oyunu aynı zamanda bir doğa spordur. Evet. Çünkü akıl oyunu diyoruz, orienteering çok hızlı koşmakla stratejik düşünmeyle ortak hareket ediyor. Yani eğer ki çok iyi orienteeri okuyamıyorsanız çok hızlı koşmanız bir şey ifade etmeyebilir. Yani geçilebilirsiniz veya diğer şeylerde geride kalabilirsiniz. O yüzden okumak da çok önemli. Her türlü arazi derken, şimdi her türlü arazi, orienteering sadece arazide yapılıyormuş gibi bir algı var kişilerde. Hemen çocukları veya biraz hafif yetişkinleri, gelişim çağındaki çocukları ormana salmayız veliler veya şeylerden. Hemen öyle bir korku var. Aslında öyle değil. Bizim prensibimiz yakından uzağa doğru. Nasıl? Şimdi okulda baz alalım. Evet. Okulda öğrencilerimiz sınıfta bir orienteering eğitim veriyoruz. İlk önce çocukların o sınıfın krokisini çizerek masalara hedefler koyarak dışarıdan sınıfa girip orada hedefleri tek tek bulmalarını sağlıyoruz. Sınıf bittiyse çocukları o okulun katını krokisini çiziyoruz. Hı hı. O katın sınıflarında yapmaya başlıyoruz. Onu da yaptıysak bu kez binanın katlarını, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat diyoruz. Evet. Bu bittiyse bu sefer okulun bahçesi ve katlarını karışıp bu şekilde yayıyoruz. Daha sonra yakınında bir park varsa, bizim materyal olarak yeteceğimiz parklar varsa, hı hı. Bunun yanında parklardan sonra küçük parklarda ve gidip de daha büyük parklara şey yapıyoruz. Evet. Büyük parkları da yaptığımız zaman çocukları bir araziye salma gereksinim duyuyoruz. Çünkü çocuklara yetmiyor artık. Küçük parklar basit geliyor. Evet. Daha çok
yerlere gitmek daha istiyorlar. Daha gizemli yerler gizemli mi istiyorlar? Kolay geliyor, bulmaya başlıyorlar öğrendikçe. Bundan sonra biz araziye götürmeye başlıyoruz. Bunda bile araziye giderken yerleşim yerlerinin, örnek veriyorum, Cumalı Kızık ve yanındaki ormanlar gibi yapıyoruz ki yerleşim yerini de görebilsin. Güven duygusu hala düşmesin çocukta. Bunları da yaptığımız zaman Uludağ Üniversitesi'nin içerisinde gibi öyle yerlerde hem ormanlık hem yerleşimin bir olduğu yerlerde yaparak çocukların bu sporda korkulacak bir şey olmadığını, çok rahat yapabileceğini anlıyorlar. Biz bu şekilde yakından uzağa, çocuğun yaşamından uzağa, hatta ailelere diyoruz ki evden de başlayabilirsiniz. Odalardan, küçük bir odadan, salondan, oturma odasından, oradan, buradan onları çizerek öyle de başlatabiliriz. En önemlisi bizim için yakından uzağa şekilde, bu şekilde öğretiyoruz çocuklara oryantiriyi. Evet. Eğitimde de kullanılması çok önemli. Tabii. Yani sadece sportif bir aktivite olarak değil. Sportif aktivite dediğimiz zaman atletik bir yapı olması lazım. Koordinasyonun düzgün olması lazım. Kondisyon lazım. Bunun yanında da beyne bol oksijen giderek kesinlikle düşünüp çabuk kararlar vermesi lazım. Oldukça faydalı. Tam da aslında bizim özel oryantrik branşımızın vermiş olduğu özellikleri söylediniz. Çabuk karar verebilme, stres altında çabuk karar verebilme. Evet. Önemli özelliklerimizden biri, kazanımlarımızdan biri aslında sporu aşıladıktan sonra kazanımızdan biri. Eğitimde biz oryantringi eğitim öğretim yöntemi olarak da kullanıyoruz. Örneğin şimdi fen bilgisinden bahsedelim. Bir konferans salonu, okulun bir konferans salonu veya sınıfın da bir yerleri olabilir. Belirli yerlere fen bilgisinde dersimiz elektrik devresi, akım devresi diyelim. Bu akım devresinin parçalarını belirli hedefli yerlere saklıyoruz ve bunu krokisini vererek çocuklara diyoruz ki bu krokiyi sırasıyla doğru bir şekilde giderseniz elektrik akımı devresindeki ampulü çalıştırabileceksiniz. Biz de gidiyoruz o hedeflerin olduğu yerlere prizler veya akım devresi için anahtar veya ampul, duy gibi şeyleri, gerekli malzemeleri dağıtıyoruz hedeflere. O hedefleri doğru gelirse zaten geldiği zaman tahtanın üzerine yerleştiriyor ve ışığı yakıyor. Yani aslında bilişsel çok olarak da eğlenceli bir hale de gelmiş oluyor. Tabii. Yani hiç dersi sevmese bile tabii çocuk ki katılımcı muhakkak olur yani. Ben tabii şahsen ki olurdum. Evet, yani çocuklar farkına varmadan o dersi de öğreniyorlar. Zaten eğitimde budur. Yani farkına varmadan, çocuğun farkına varmadan bir şeyleri öğrenmesi daha verimlidir, daha kalıcıdır. Bunun yanında biz aynı şekilde drama gibi yapıyoruz. Mesela örnek veriyorum, Sefiller romanından esinlenerek belirli yerleri, yine sefillerle ilgili o özelliklerle ilgili materyalleri bir yerlere saklıyoruz. Çocuklar gittiği hedefte sefillerdeki hangi karaktere aitse o şeyden ne diyeyim, kasa gibi şeyin içerisinden alıyor özelliklerini. Bakıyor bu şu sefillerdeki şu karaktere ait, bu karaktere ait, çıkarımlarda bulunuyor. Bu şekilde de yapıyoruz. Bir de bizim en önemli şeylerden biri de bir sınav sistemine aslında bizim oryantilik branşımız çok yakın. Neden? Çünkü hızlı karar verebilme. Sınav sistemi de öyledir. Hızlı karar verebilmedir. Hızlı karar verebilme dediğimizde stres altında hızlı karar verebilme daha önemlidir. Zamanla yarışıyor gençlerimiz maalesef. Yani sınav sistemi öyle ama zamanla yarışıyorlar ve önünde belli bir seçenekler var. A, B, C, D, E gibi. Oryantrikte de aynı böyledir. Bir hedeften bir hedefe giderken önünde seçenekler vardır. İster kuzeyden gider, ister güneyden gidebilir. İsterseniz karışık yoldan ama benim daha iyi okuyabildiğime inandığım bir yerden de gidebilirsiniz. Bazısı dağın sağından gider, bazısı ta tepesinden aşar, güvenir kendisine. Tabii. O şekilde gider ama aynı zamanda da hızlı hareket etmesi lazım. Niye? Rakibi ondan önde gelebilir. Seçimleri çok önemlidir. Sınav sisteminde de aynı değil mi? O seçenekleri, doğru olanı seçmek önemli değil midir? Ve diğer arkadaşlarla hele iki şık arasında kalma kaldıysa, var ya. Evet, işte o olmasa çok iyi olacak. Orada heyecan daha da katlanarak işte artıyor. Orada sakin olarak muhakeme yapabilme yeteneğini kazanıyorsunuz. Aslında oryantrikte bunun altyapısını yapıyoruz. Çocuklar bunu sınav sistemlerinde uygulayabiliyorlar. Bu da güzel. Başka bir konuda biz yeni yapılan binalar olsun veya yapılar olsun, bu yapılarda
oryantrik sistemini kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Şimdi büyük bir bina yaptınız ve personel çalışmaya başlayacak. Evet. Ama acil çıkış kapısını bilmiyorlar. Yangın yerini bilmiyorlar veya toplanma alanını bilmiyorlar. Veya söndürme aletlerinin belli kısmının yerini bilmiyorlar. Biz onun krekisini çıkarıyoruz. Bütün personeli topluyoruz. Bu personele de diyoruz ki bu krokide işaretlenen yerlerimiz var. Bunları bulup gelen, en kısa sürede gelen arkadaşımız işte ödül veriyoruz öyle oyun evet. şeklinde, etkinlik şeklinde. Ama arkadaşlarımız, personelimiz şunu kavruyorlar. Her gittiği hedefi biz normalde mesela hedefi nereye koyuyoruz? Çıkış kapısının önüne koyuyoruz. Gittiğinde çıkış kapısını da görsün. Hedef aslında amaç hedef değil. Araç. Bunun yanında yangın söndürme yerimiz var. Yangın söndürme yerine koyuyoruz. Acil çıkış yerine koyuyoruz hedeflerimizi. Personel farkına varmadan bunları giderek hedefleri toplarken farkına varmadan o önemli noktaları da görüyor ve zihnine altyapıdan kazınıyor. Evet. Bu şekilde çalışmalarımız var. Oryantrik çok bayağı, çeşitliymiş. Evet, yani hakikaten ben de öğreniyorum sayenizde sağ olun. Sadece oryantrik dediğimiz zaman işte sadece yön bulma değil, kullanılan materyaller var. Evet, bunları da anlatabilir ki. Misiniz? Tabii ki. Şimdi aslında bir yarışma yapabilmemiz için belli materyallerimiz var. Ulusal bir yarış yapacaksak yani onda belli bir ilk önce yarışmacılar için olması gerekenleri söyleyelim. Yarışmacılar için harita ve pusula yeterli. Aynı zamanda da bir spor malzemesi. Tabii bunun profesyonelleştikçe yok nefes alan, daha çalıya çırpıya takılmayan, biraz daha dar diye sınıflandırıyoruz ama biz normal böyle eğlenmek için gelen arkadaşlar herhangi bir spor kıyafetiyle gelip harita ve pusulamızla. Pusula normal bildiğimiz herhangi pusula bir ekstra... sadece yok ekstra bir şeyler yok sadece bize kolaylaştırıcı olsun diye şu şekilde parmağımıza takılıyor. Koşarken şey olmasın. Aynı zamanda şu şekilde burada mesafeleri var. Bazen mesafe tahmini de yapabiliyorsunuz. Şu şekilde kolaylaştırıcı bir durumu var pusulanın. Normal yön gösterme konusunda bu şekilde hiçbir değişiklik yok. Zımba sistemimiz var normalde antrenmanlarda kullandığımız. O da hedefimizin içerisinde hemen göstereyim. Evet. Hızlı bir şekilde. Sadece tek başına baktığımız zaman ismi oryantrik yani evet. Sadece kişi olarak yapıldığı düşünülebiliyor ama tabii ki. Şöyle bir materyal varmış. Tabii. Biraz kaldı. Evet, öyle. Şu şekilde bir hedefi buluyorlar aslında arazide. Bu şekilde hedef buluyorlar. Her giren bu bayrağı buluyor. Bayrağı bulduğunda da antrenman kısımlarında zımba sistemimiz var. Hı hı. Bu zımba her dişi farklı. Buradaki gittiği hedeflerde bastığı zaman birinde üçgen çıkarıyor, birinde dört delik çıkarıyor, birinde yedi delik çıkarıp çapraz çıkarıyor. Her şekli farklı çıkarıyor. O yüzden çocuğun oraya gidip gitmediğini anlayabiliyoruz. Anladım. Yani belli bir hedefler çizelgesi mi var? Evet, çizelge var ve bu hedefler sabit. Yani gidenler almıyor. Gidenler işaretini alıyor. İşaretini sadece. Alıyor. Evet. Hakemler de sonra kontrol evet, ediyor. En son getirdiklerinde de hakemler bakıyor. Bakalım bu hedefleri basmış mısınız? Böyle basmış, sırasıyla basmış mısınız diye yapıyorlar. Hı-hı. Ama bunu biz antrenmanlarda kullanıyoruz. Yani aslında federasyonda elektronik sistem var. Elektronik sistemde de burada bir kafamız var. Elektronik EKS dediğimiz elektrik kontrol sistemi. Evet. Her hedefte bir kafa var. Şu iş yerlerine girerken kart okutma gibi çok, değil mi? Çok doğru. Aynen evet. Öyle. Bu da her yarışmacıya verilen SI. Yani onun kimliğine bağlanmış, o yarışma için kimliğine bağlanmış bir elektronik alet. Evet. Siz bununla her gittiğiniz yerde dediğiniz gibi iş yerine okutma gibi veya belediye otobüsüne binerken okutma evet. gibi gidip onun materyali var. Gittiğiniz zaman basıyorsunuz. Oradan ses ve ışık geliyor. Ses ve ışığı görünce çekiyorsunuz gidiyorsunuz 2'ye, 3'e, 4'e sırasıyla ekmek önemli. En sonunda bilgisayar bitirdiğinizde bilgisayara gidip okuttuğunuzda size bir çıktı veriyor. Post makinesinden çıktısı gibi. Siz birinci hedefe ne zaman gitmişsiniz, ikinci hedefe ne zaman gitmişsiniz, kaç dakikada gitmişsiniz veya gitmemişsiniz, yanlış hedefe gitmişsiniz hepsi çıkıyor. Oradan da elektronik sistemde zaten listeler her yarışmacıya göre ayarlanıyor, kategorilere göre ayarlanıyor. Bu şekilde bir süreç izleniyor yarışmalarda. Evet. Yarışmalardan biraz bahsedelim. Çeşitlendirme adına yani sadece bu ormanda koşarak ya da
anlattığınız gibi işte daire içerisindeki durum mu, başka herhangi bir çeşitlerimiz ortamlarda var. Lütfen tabii. Alayım onu da. Şimdi oryantrik çeşitlerimiz literatürde gözüken patik oryantringi, yani engelliler için yapılan oryantrik oryantringi diyoruz. Koşarak oryantrik yapmak, kayak ile yapmak, bir de bisiklet ile yapmak. Bunlar literatürde görülen ve yarışmaları olan çeşitlerimiz. Ama bunun yanında su altında da yapan var, at ile yapılan var. Zaten işitme engellilerle de yapılan var. İşitme evet. engelliler zaten normal koşarak oryantriklerinden birkaç tane şey var. Ona da değineceğiz daha sonra. Evet. Biz patika oryantringi, koşarak hedef bulma oryantringi, kayak ile, bisiklet ile, bir de gece ve gündüz. Gece de yapıyoruz oryantringi. Fenerlerimizi başımıza bağlıyoruz. Bu fenerlere sadece bir yerlerine fosfor bağlıyoruz. Fosfor koyuyoruz ki baktığımızda, oraya geldiğimizde fosfor, yani orayı belli edebilelim diye. Evet. Zaten o alana gelebildiği zaman zaten o hedefe gelmiş sayılır. Bu şekilde çeşitlerimiz var. Anladım. Peki engellilerde baktığımız zaman hangi engel grupları oryantringi yapabiliyor ya da yapabilir? Şimdi aslında bizim bedensel engellilerimiz trail oryantringi yapabiliyor, patik oryantringi. Hatta şampiyonaları da var. Yani bizim oryantrik federasyonumuz patik oryantrik şampiyonası yapıyor. Bu sene de olacak. Bedensel engelli arkadaşlarımız patik oryantringi rahatlıkla yapabilir. Görme engelli arkadaşlarımız da Ankara'da bir antrenör arkadaşımız yaptı. Kabartma haritayla, evet. ellerinden anlayarak, onu kabartma dilleri var ya. Var. Evet. Onunla birlikte yaparak yöne tarif ediyor. Sola git, sağa git gibi. O şekilde bir çalışma yapıldı. Onun da inşallah örnek olmuş olur. Daha geliştirilebilir. Muhakkak. Evet, öyle olabilir. İşitme engellide de koşarak aynı normal kişiler gibi yapabiliyoruz. Anladım. Bu ortopedikleri de şeyi merak ettim. Sadece tekerlekli sandalye mi, yoksa ampute dediğimiz işte bir ayağı bir kolu evet. olmayan onlar da onlar da dahil. Onlar da dahil, engelli sadece koşamayan. Anladım. Zihinsel olarak olamıyor çünkü zihinsel bir aktivite var. Nasıl yapıldığını da az bahsedeyim. Lütfen. Şimdi oryantrikte normalde hedefleri sırasıyla bulup hemen geliyoruz. Ama bizim trail oryantrikte, patiko oryantringinde ise şey yok. Zaman yok. Tamam. Gidiyor. Çünkü onlar koşmadı veya şey yapmadığı için kendilerince gidiyorlar hedefe. Bir noktadan hedefin bulunduğu yere doğru bakıyorlar. Şimdi o hedefin bulunduğu yere baktığınızda 4 tane, 5 tane, 3 tane, kaç tane deyse hedefler gözüküyor. Bu bayraklardan 5-6 tane gözüküyor. Evet. Ama siz orada bir bilgi kartı var. O bilgi kartında aslında ona tarif ediyor bilişsel olarak. Diyor ki, sembollerimiz var. O sembollerimizde diyor ki kayanın kuzeybatı ucunda ki hedef hangisidir diyor. Şimdi aynı bizim gibi böyle bir yerden bakıyor arkadaşımız. Kuzeybatı ucunu hesaplıyor, pusulasıyla döndürüyor. Orada ona göre, kendine göre yönüne koyuyor haritasını. Daha sonra oradan bakıyor. Soldan sağa doğru bir sıralanış var onlarda da. A, B, C, D, D, E diye. Evet. 3 tane ise C'ye kadar, örnek veriyorum. 4 tane ise D'ye kadar gibi, 5 tane ise E'ye kadar. Orada kaç tane varsa o hedef A, B, C, D'ler hedeflerimizin kendi tanımı. Şimdi orada kontrol noktasında bahsedilen hedef hangisi diye kendi muhakeme yapıyor ve karar verdi. Örnek veriyorum, önümdeki hedef. Bakıyor, soldan sayıyor, 1, 2, 3. hedef. O zaman C'dir diyor. Formunda C'sini işaretliyor. Hmm. Bu şekilde devam ediyor bütün hedefleri. Fark şu. Şimdi şunu tabii akıl olarak hemen şunu soruyoruz. Herkes aynı hedefleri işaretlerse birinci nasıl olacak? Zaman yok. Evet. Şimdi bazı hedeflerde zaman şeyimiz var. Zaman hedeflerimiz var. Hmm. Örnek veriyorum. Daha belirleyici olsun diye. Tabii. Belirleyici olsun diye. Zorlaştırıcı değil ama belirleyici olsun. Evet. Bir fark oluşsun diye. Sporcu arkadaşımız geldiğinde o alana, hedeflere bakarken diyorlar ki zaman hedefindesin ve zamanını başlatıyoruz. Karar vermesini. Aslında orada da bir stres altında karar verme var. Evet. Çünkü zamanla ve hızlı karar verebilme var. Orada zamanı başlatıyor ve formunda, az önce anlattığımız şeyi formunda işaretleyene kadar işaretlediği an zamanı durduruyor. O zamanı da kağıdına yazıyor. Anladım. Bu şekilde. Şimdi bir kısa bir reklam arası vereceğiz. Tamam. Bu güzel sohbete ikinci yarı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.
Engelsizsiniz kaldığı yerden ikinci bölümde devam ediyor. Konuğumuz Fatih Turgut. Orienteering'i konuşuyoruz. Evet. Orienteering'in yanında kulüpten biraz bahsedelim. Nilüfer Gençlik ve Doğa Sporları Kulübü'nden ne zaman kuruldu, hangi amaçla kuruldu, biraz da bundan bahsedelim. Şimdi Nilüfer Gençlik ve Doğa Sporları Kulübü, ben 2006'dan beri Orienteering branşının içerisindeyim ve doğayla iç içeyim. Daha önceki zamanlarda Balıkesir'de yaşamımı sürdürüyordum. Daha sonra Bursa'ya yerleştim işimden dolayı. Yerleştikten sonra da Balıkesir'de bir kulübümüz ve devam eden bir aktivitemiz vardı. Tabii dayanamadık yine. Buralarda hemen bir oluşum yapalım. En azından gençlere bir yol gösterelim, doğayı sevsinler diye. Bu şekilde 2015 yılında biz bu kulübü kurduk. Kulübümüzün kuruluş amacı bir kere doğa bilincini kesin aşılamak. Bir yarışma, bir etkinlik yaptığımızda kesinlikle arkadaşlarımızın o disiplini kazanmaları, yani doğa disiplinini kazanmaları. Yani bir şey yiyip içtiklerinde o yerin temiz bırakılmasından tutun. Daha sonra buraya gelip bizim evimizin olduğunu, oranın bizim evimizin olduğunu, her zaman gelip kullanabileceğim bilincini yerleştirerek bu şekilde bir yol haritası çizdik. Çocukları en çok da doğada olmalarını, yani çamura bulanmalarını gerekirse. Evet. Çünkü elektronik esaretten ve kentsel betonarmeden kurtarmak istiyoruz. Biz de bu yolda bu çocuklarımızı hepsini bize ulaşabilen, bizim ulaşabildiğimiz çocukları bu elektronik esaretten ne kadar uzak tutarsak, bilgisayarlardan, telefonlardan ne kadar daha az vakit geçirmelerini sağlarsak, doğayla ne kadar iç içe olursa o kadar uzaklaşıyorlar çünkü. Muhakkak. Evet. O yüzden biz bu kulübü kurduk, çalışmalarımıza başladık. Çok güzel. Kimlerden destek alıyorsunuz? Var mı destek aldığınız? Destek aldığımız Nilüfer Belediyesi de protokol imzaladık. Çok güzel. Ve Nilüfer Belediye'miz sağ olsun şimdi hem işitme engelliler oryantik takımımızla ilgili, hı-hı, hem de normal amatör branşlarımızda küçük yaştaki katılımcılarımızla ilgili çeşitli şeylerde, kalemlerde bize destek oluyorlar. Çok teşekkür güzel ederim burada Nilüfer Belediyesi'ne de aynı zamanda. Evet. İşitme engelliler orienteering. Evet. Bugünkü temel konumuz aslında bu. Evet. Ama orienteering'i de tanıdık. Evet. Hakikaten çok faydalı oldu. Benim için özellikle. Ben de denemeyi düşünüyorum. İnşallah bekleriz. Gözümün gördüğü kadarıyla. İşitme engelliler orienteering'den biraz bahsedelim. Bu branş. Bu sene Orienteering'de aslında işitme engelliler Orienteering branşı diye ayrılmadı. Ayrılmıyor. Hı hı. Ama koşarak hedef bulmayla işitme engelli Orienteering aynı şekilde yapılıyor. Bir tane farkımız var. O da aslında fark değil de işitme engellilerin anlayacağı gittiğimiz hedeflerde işitme engellilerde normalde ses ve ışık yayıldığı için arkadaşlarımız sadece o ışığı görebiliyorlar. O zaman da hedefe gittiğini anlayabiliyorlar, evet, işitme engelli. Tamamen görsel olarak doğal. Evet. Tamamen görsel. Yani görsel olarak yapıyor. Zaten haritamız da görsel. Hı-hı. Gideceği yerler de görsel. Bu şekilde işitme engellerimizi Orienteering'e başlatıyoruz. Nereden başladı işitme engellerimizi Orienteering? Bu sene Samsun'da 23. işitme engelliler olimpiyatlarımız var. Evet. Ve bu sene bizim ülkemizde yapılacak. 110 ülkeden çok önemli bir organizasyon. Çok katkı sağlamak istediğimiz bir organizasyon. Sahiplenmek istediğimiz bir organizasyon. 110 ülkeden 27 branşta sporcularımız gelecek. Ve biz bu işitme engelliler olimpiyatlarına katılmak için Trabzon'da Mayıs ayının başında bir elemelerimiz olacak. Ve, hı hı, burada ülkemizi temsil etmek için bir takım kurmaya karar verdik. Çok güzel. Ve bunu 2 ay önce hayata geçirdik. 2 ay önce. Kısa zamanda çok büyük bir hedef koymuşsunuz. Çok, evet, önemli ya. Evet, çünkü çok zamanımız yoktu. Bir de acaba yapabilir miyiz de diye düşünüyoruz. Hı. Çünkü altyapımız yok. Böyle bir çalışma şeklimiz yok. Hemen gerekli yerlerle görüştük. Hatta çalışma arkadaşlarının biri işaret dili öğrendi. Çok. Hala devam ediyor. Çok geliştirdi kendini. Bize de kazanım oldu. Ben de bir şeyler öğreniyorum. Çok şey öğreniyorum hatta onlardan. Bize de kazanım oldu. Biz bu işaret dili için
belirli yerlerden dedik ki, belirli kulüp ve kuruluşlara dedik ki biz böyle böyle bir şey yapıyoruz. Gelmek isteyen arkadaşlarımız gelsin. Şu ana kadar 10-12 sporcumuz var. Gelip de yani devam edenlerden. Devam edenlerden derken zaten geldiklerinde hepsi devam ediyor ama bazıları 18 yaş ve üzeri yapmış olacağımız için, olimpiyatlar için sadece bu. Evet. O yüzden kısıtlanıyor. Niye? Çoğu çalışma alanına giriyor. Yani fabrikada çalışıyor veya bir yerde çalışıyor. Herkesin bir yaşam alanı üniversite oluşuyor. Üniversite öğrencisi olan. Evli olan var, üniversite öğrencisi olan var dediğiniz gibi. Herkesin zamanını uydurmak biraz bizi de zorluyor. O yüzden kısıtlı olduğu için de belli kişilere ulaştık ve takımı kurduk. Çok aslında yapabilir yapamayız arasındayken çok güzel bir şey meydana geldi. İki aydan beri de antrenman yapıyoruz. Aynı zamanda arkadaşları yarışmalara da götürüyoruz. Yarışmalarda da tecrübe kazansın, anlasınlar, bilsinler. Bu işin nasıl olduğunu öğrensinler anlamında şey yaptık. Ama inanın işitme engelli arkadaşlarımızla ben orienteringi çok kolay anlatabildim onlara. Bu beni çok mutlu etti. Ama onlardan mı kaynaklı bilmiyorum artık. Onlar da çok kendini vermişlerdi bize. Öğretim tekniklerini soracağım zaten. Evet. Çok önemli. Çok da merak ediyorum. Evet. Biraz o konuda da şeyimiz var. Bu şekilde kurduk. Nilüfer Belediyesi ile de bu program olimpiyatlar çerçevesinde de yine protokolümüzü imzaladık. Ve onların desteğiyle de antrenmanlarımıza, şeylerimize devam ediyoruz. Evet, çok güzel. Şimdi öğretim tekniklerini, işitme engellilere orienteringi nasıl anlatıyorsunuz, nasıl öğretiyorsunuz? Evet, şimdi normalde biz işitme engelli olmayan arkadaşlara sözlü olarak, şimdi işitme engelli, orienteringin bir bilişsel süreci var. Evet. Şimdi bilişsel süreç çok önemli. Yani anlatamadığınız zaman koşturamazsınız. Koştursanız boşa koşacak. Hiçbir şey ifade etmeyecek. Bilişsel süreci mutlaka vermeniz gerekiyor. Biz bu bilişsel süreci verirken dedi ki acaba yanımıza birini mi alalım? İşaret dili yapan, şey yapabilen, bizi daha iyi rahatlatan birini mi alalım dedik. Daha sonra bir çözüm ürettik. Çünkü sembollerimiz ve şeylerimiz, harita diliğimiz biraz çok fazla. Anlat. Örnekte harita var mı? Haritadan çok bahsettik ama evet, görsel olarak da onu hemen gösterebilirsek çok şimdi mutlu ben Bursa'mız olacağım. Olduğu için Kültür Park'ın bir basit haritası, Kültür Park'ın. Bir de Uludağ Üniversitemizin yapalım. İşitme engelliler bu parkurlarda Antrenman yapıyorlar. Aynı evet, zamanda buna benzer parkurlarda yarışma yapıyorlar. Yani gittiğimiz yerlerde yarışma yapıyorlar. Evet. Ben birini alabilirim onun. Tabii ki. Bu da hani bizim yerimiz diye üniversitemiz bu da aynı şekilde. Tamam. Daha karmaşık hale daha sonradan geliyorlar. Evet. Şeylerimiz. Şimdi bir işitme engelli bu parkurda. Evet. Yarışabilmek için nasıl öğreniyor? Tekrar oraya dönelim. Tamam. Şimdi işitme engelli arkadaşımızı biz bu sembolleri tek tek öğretme yerine biz onlarla bunları karşı karşıya getiriyoruz. Yani evet, anlatmıyoruz da direkt yaşatıyoruz. Yaşattığımız zaman hemen diyor ki şu ne, bu ne, o ne. Yaşadıkça daha çabuk ve daha hızlı öğrendiler. Evet. Yani teknik olarak biz bunları yaşayarak öğrenme yaptık. Yani anlatarak daha sonra anlattık. Bir kere o olayla karşılaştırdık. Daha sonra merakları uyandı. Uyandıkça da merak ettiler. Ve biz de ondan sonra vermeye başladık. Bu şekilde bir çalışma sistemi uyguladık işitme engellilerde. Zorlandığınız anlar oluyor mu? Yani yaşatarak öğretiyorsunuz, tamam, çok güzel bir şey, doğrusu da bu. Evet. Çünkü bir öğretim tekniği üretmek zorundasınız. Tabii, kesinlikle. Elinizde bunu öğretimini yapılabilmesi için herhangi şu anda bir veri yok anladığım kadarıyla. Ya, tabii, siz bunları geliştiriyorsunuz. Tabii, biz kendimiz nasıl faydalı olabilir, nasıl yapabiliriz evet, düşünüyoruz zaten. Burada yaşadığınız zorluklar var mı? Yani bildiğim kadarıyla iletişim açısından özellikle işitme engelliler en zor grup. Evet. Burada bir sinir harbi yaşanıyor mu? Nasıl onları kontrol ediyorsunuz? Mental anlamda, psikolojik anlamda profesyonel bir destek alıyor musunuz? Bunları anlatabilir misiniz? Şimdi biz işitme engellilerde dediğimiz gibi çok ilk aşamada anlaşabilme anlamında zorlanıyoruz tabii ki. Destek alma açısından da dediğim gibi bir antrenör arkadaşımız
işaretleri öğrenmeye çalıştı ama onun da süreci daha sonra tabii beraber yaşadık. Beraber onlar nasıl i̇şte, parkuru falan evet, yani ilk baş, işaretleri bir de yaşayarak şöyle, öğreniyorsa hadi siz de öyle. Şunlar çok kolay olanlar var. Gel demek sorun değil, git demek sorun değil, otur demek sorun değil. Ama şimdi oryantrikte münhani. Nasıl anlatacaksın şimdi? Münhani'yi nasıl söyleyeceksin? M yapacaksın, münhani'yi yani... Ondan sonra bir de onu açıklayacaksın. Bir de açıklayacaksın. Nedir münhani? Harita falan mı yoksa? Münhani eş yükselti eğrisi. Yani o tepenin yüksekliklerinin şeyi, farkları. Ama şimdi bunu mesela bilişsel süreçte çok zorlanıyoruz. Evet. Mutlaka o zaman ne yapıyoruz? Bir kağıt kalem yazıyoruz. Yani bir şekilde öyle yapıyoruz. Ama şu an yarıdan fazlasını geçtik. Yani evet. Literatür olarak onlar da kendine bir literatür aradı. Oryantrik dediğimizde hareket yapıyoruz, oryantrik yapıyoruz. Örnek veriyorum. Hı. Kendi dilimizi de oluşturduk aslında oryantrikte biraz. Ama önceki zaman diliminde çok zorlandık. Evet. Yani bazıları şöyle avantajımız oldu. Bazıları dudak okuyabiliyordu. Onlardan da biraz faydalandık. Ama bizim normal bilişsel sürecimizde de oryantringe özgü kelimeler olduğu için mesela kategori aslında oryantringe göre değil ama kategori onlarda farklı. Mesela kategori dedim hiç anlamadılar. Sonra işte bölme dedim, yaş dedim. Bu şekilde anlatabildim. Ya bunun gibi çok benzeri var. Çok benzeri. Evet. Yani zorlandık ama gelişimi aldıkça çok keyif yaşadık. Yani ürün ortaya çıktığı zaman bütün yorgunluğun her şeyin bitiyor. Evet, o büyük bir mutluluk. Tabii çok büyük mutluluk yaşatıyorlar bize. Bu şekilde zorlanmadık desek yanlış olur. O zaman sporu yapan engellilerde ne gibi değişimler oluyor? Ne gibi kazanımlar ortaya çıkıyor? Şimdi normalde bu sporu yapan engelli arkadaşlarımız ilk geldiklerini söyleyeyim. Bir toplantı salonuna geçtik. İşte herkes kafaları önde. Bir işaret dili eğitmenimiz böyle bir şey yapacağımızı sadece anlatmak için oryantringi değil. Hı hı. Böyle bir proje var. Bu projeyi yapacağız anlamında anlatmak için geldiler. Zaten hepsi belli gruplarla geldi. Tek başına gelen yoktu. Bu bende hemen dedim ki kendimce bunların kendine özgüveni biraz düşük olabilir. Evet. Bir de göz göze gelemiyorlardı hiç mesela. Göz göze gelemiyorduk, şey yapamıyorduk. Daha sonra biz bu arkadaşlar çalışmaya başladığımızda göz göze geliyoruz bir de çak falan yapıyoruz. Hani bitirdik hedefleri çak o falan böyle çok güzel anlar yaşıyoruz. Kendine özgüvenleri gelmeye başladılar. Çünkü parkuru belli antrenmanlardan sonra tek başına yapmak zorundalar. Evet. Yarışmalarda da tek başına yapıyorlar. Tek başına yapıyorlar ve yapıp bitirdiklerinde kendine o kadar özgüvenli geliyorlar ki gözlerindeki o ışıltıyı anlayabiliyorsunuz. Evet. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Bunun yanında her bulduğu hedef onun başarma duygusunu tetikliyor. Mesela biri var koşamıyorum diyor ama aslında araziye çıktığı zaman koşuyor. Çünkü niye? Her bulduğunda bir sonraki hedefi hemen bulmak hemen istiyor. Bulmak istiyor. Başarı duygusu şey yapıyor, tetikliyor sürekli. Bunun yanında tabii engellilerimiz sosyalleşiyor. Daha önce hiçbir birbirleriyle bile tanışmayanlar ilk önce kulüp içerisinde birbiriyle tanıştılar. Şimdi herkes birbiriyle muhabbet etmeye başladı. Antalya'ya gittik. Antalya'daki yarışmamızda başka işitme engelli arkadaşlarımızla da onlar çok iyi iletişim kurdular. Hepsi bir kendi aralarında WhatsApp grubu veya şey grubu kurmaya başladılar. Türkiye'de bu işi yapanlarla da konuşmaya başladılar. Yani kendi aralarında konuşmaya başladılar. Çok büyük bir sosyalleşme oldu onlar için. Bu yönde de geliştiklerini düşünüyorum. Özgüven eksikliğini bence attıklarını düşünüyorum. Küçük küçük yerlere gitmekte sakınca gördüklerinde şu an bir ormana girip geri gelebiliyorlar. Yani parkuru yapıp geri gelebiliyorlar. Çok o yönden de çok güzel. Doğa bilinci zaten zamanla aşılanıyor onlara. Hı-hı. Çok duyarlı olduklarına emin olabilirsiniz bu tarz. Uyarılarımıza çok dikkate aldıklarına emin olabilirsiniz. O yönden ben de çok memnunum aslında. Çok güzel, çok mutlu oldum ben de hakikaten. Hedeflerden bahsetmiştik ya, o aklımda kaldı, sormayı unutmuştum. Hedefler değişken mi? Yani bir sağlıklı birey, 18 yaştan bahsettiniz. İşte sağlıklı bireyin hedefiyle küçük yaş grubu ya da engellinin grubu neye göre belirleniyor? Şimdi birkaç kriterimiz var bunları belirlemek için. Bir yaş, iki arazi yapısı. Evet. Arazi yapısı. Bir de yarışmanın türü, sürat mi yapılacak?
Uzun mesafe mi, orta mesafe mi? Böyle orta mesafe, uzun mesafe yarışlarımızın şeyleri de var, çeşitleri de var. Hı-hı. Yani dördüncü, üçüncü kademeyi yapıyorsunuz. Birinci gün kısa mesafe sürat yarışı, ikinci gün orta mesafe diyebiliyorsunuz veya long diyebiliyorsunuz. Bunlara göre de şeylerimiz değişiyor, mesafelerimiz değişiyor. Engellilerde de aynı değil. Engellilerde de aynı. Hepsinde evet. Aynı ama patik oryantiringinde öyle değil. Patik oryantiringinde belli şey var ama onda da hedef sayısı sabit değil. Yani hedef 5 tane yapılacak kesin diye bir şey yok engel grubunda. Şimdi sarı alanda yapıyorsunuz. Oranın patikası 7-8 hedef koymaya müsaittir. Evet. Öyle yapabilirsiniz. Ama gelirsiniz botanikte yaparsanız 10 hedef, 15 hedef koyarsınız gibi. Anladım. Ama mesafeler genelde belli bir aralıktadır. Mesafeleri çok aşamazlar. Yaş grupları olarak da küçük yaşlarda da öyledir. Küçük yaşlarda zaten federasyon son dönemde küçük yaşların yarışmalarını ayırdı. 10, 12, 14 yaş grupları ayrı bir yer, ayrı bir zaman diliminde ve ayrı yerlerde yapılıyor. 16 yaş ve üzeri farklı yerlerde, farklı zamanlarda yapılıyor. Çünkü 16 yaş ve üzerindekiler milli takım adayı olduğu için daha böyle biraz daha zorlayıcı ormanı daha yüksek olan, arazi arası daha yüksek olan zorluk derecesi. Çünkü uluslararası platformdaki harita standartlarına göre geçiş yapmaya başlıyorlar. Evet. Ama 14 yaş ve altı, 10 yaş, 8 yaş olan yarışmacılarımız da onlar da bu işe gönül vermiş ama direkt ormana, anlattım ya yakından uzağa şeylerini. Onda direkt çocukları orman yerine küçük parklarda veya biraz daha büyük parklarda, daha sonra 16 yaşta, 14 yaşta park ve orman gibi yerlerde yapıyorlar. Bu şekilde ayrım yapıyoruz. Yani hedefleri sayısı sabit değil hiçbiri için. Anladım. Sarı alandan bahsettiniz, botanikten bahsettiniz, evet. Kültür parktan. Evet. Bursa oryantiring sporunu yapmak için uygun bir şehir mi? Nerelerde yapıyorsunuz? Oraları kesinlikle çok uygun bir arazi şartlarımız var. Bursa'mızın zaten doğa sporları ile ilgili zaten her zaman bir açık hava şeyi, spor kompleksi. Evet. Yani bununla ilgili biz en son geçen hafta İnegöl'de yaptık. İnegöl Parkı var, Hikmet Şahin Parkı. Daha sonra burada Uludağ'da zaten sarı alan var, oteller bölgesi var, Kirazlı Yayla var, Hüseyin Alan var. Mesela o eteklerine varana kadar hepsinde çoğu yerde oryantirik yapılıyor. Oryantirik yapılabilmek için de oryantirik haritasının çizilmesi gerekiyor. Öyle hani bugün gidelim şu ormanda oryantirik yapalım diyemiyorsunuz. Çünkü Uluslararası Oryantirik Federasyonu'nun belirlediği renkler var, renk kodları var haritalarımızda. O renk kodlarına uygun şekilde çizilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü bizim... Yanınızda varsa gösterebiliriz. Hemen. Bu Oryantiring Federasyonu, Türkiye Oryantiring Federasyonu tamamen bu uluslararası şeyleri takip ediyor sanırım. Tabii ki. Kural ve kaideleri. Tabii bunları, kademeleri de o belirliyor. Yerlerin analizine de haritacılarımız var. Onlar gidiyor. Hı hı. Bir bakıyorlar uygun mudur değil midir. Şimdi çok da dik yerlerde veya altında koşulabilir orman olmayan yerlerde de yarışma yapamıyorsunuz. Evet. Çünkü o zaman amacımız güvenlik var. Açısından, tabii güvenlik açısından da belli yerlerde de çarpma noktaları olsun. Köyler çarpsın, köylere çarpabilsin diye. Hı. Ama genelde o kadar ciddi bir sorun hiç yaşanmıyor. Çünkü 16 yaş kategorisine gelene kadar zaten çocuk çoğu şeyi görmüş oluyor. Şu şekilde var. Aslında burası bir orman. Yani buyurun. Ben alayım. Bizim farkımız, buradaki en büyük farkımız, farkındaysanız ormanda beyaz. Aslında normal topografik haritalarımızda yeşil gözükür. Bizde o değil. Yani en büyük farkı onu söyleyeyim. Çünkü niye değil? Biz onun ormanın altına şekiller işliyoruz. Neler işliyoruz? Patika yolları işliyoruz. Neler işliyoruz? Kayaları işliyoruz. Neler işliyoruz? Dere yataklarını işliyoruz. Bunları işlememiz için Uluslararası Oryantiring Federasyonu altında koşulabilir ormanı beyaz yapmış. Evet. Gitgide yeşil tonlarına ulaşıyorsa, bazı renklerde de yeşiller de var. Ama o yeşiller bu kez altında koşulabilir orman değil. Yani artık sarmaşıklar sarmış, altından çok zor geçilebilir bir yer gibi. Evet. O yüzden bu şekilde haritası çizilip Hüseyin Alan, bunun yanında Soğanlı Botanik Park, Kültür Parkımız, Hanlar Bölgesi, Cumalı Kızık, Nilüfer bölgemizde Gölyazı, Uludağ Üniversitesi, yakın zamanda Misiya,
Misi'de. Misi. Evet, Misi'de yapacağız. Bayağı parkur varmış. Bayağı parkur. Bu yönden zenginiz. Bu yönden güzel oluyor. Çünkü parkuru olmadığı zaman da öğretim alanınız yok. Nasıl bir futbol oynamak için futbol sahasınız yoksa yine bir çözüm var bir şekilde. Belki sokakta oynayabiliyorsunuz. Orientrik'te yani gelişemiyorsunuz. Yine yapabilirsiniz. Evet. Elinizde kroki çizer belki oynatabilirsiniz ama tatmin etmiyor. Belli bir zaman sonra çocukları öğrendikten sonra tatmin etmiyor. Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Ekleyeceğiniz bir şeyler varsa onları alalım. Sonra tamam. Vedamızı yapalım. Ben teşekkür ederim bu programda bizim orientrik branşımıza yer verdiğiniz için. Aynı zamanda da işitme engelli orientrik sporcularımızın sesi olduğunuz için aynı zamanda sizlere teşekkür ederim. Yani engelli arkadaşlarımızın her şeyi çok çok daha iyi yapabildiğine inandığım günlerde bütün engelli arkadaşlarımı yine yeniliyorum. Hepsi orientrik yapmak isterse bana ulaşabilirler. Nilüfer Belediyesi'ne ulaştıkları zaman size bana da ulaşabilirler. Evet, bana da ulaşabilirler. Sayfamızı da beğenebilirler. Orientrik Bursa sayfamızı beğenerek. Evet. Oradan da iletişime geçebilirler. Hafta sonları etkinliklerimiz oluyor. O etkinliklerimize de katılmak istediklerini hafta içi bildirirler. Biz de onlara destek oluruz. Mutlu oluruz onlarla. Bu şekilde bir şey yaparım. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir spor branşını geldiniz anlattınız ve bu spor branşını engellilerle beraber yapmanız tabii bizim için öncelikli konuydu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Haftaya başka konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere saygılar sunuyorum.